Mutlu Günler Eğitimi Merkezi'ne başarıya doğru hoş geldiniz sevgili üniversite adayları. 11 Temmuz gününe sonra çok az bir süre kaldı. Biliyorum yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, puanım ne olacak, başarı sıram ne olacak? Ama bir de arkanızda bir grup var, aile bireyleri. Onlar da sizinle birlikte heyecanlanıyorlar. Onlar sizinle birlikte duygulanıyorlar. Ama 11 Temmuz günü her şey belli olacak. Ama bu sırada ne olur unutmayın. Özellikle vakıf üniversiteleri, devlet de dahil 3 Temmuz'dan itibaren 26 Temmuz'a kadar tanıtım günlerine başlattılar. Hatta ben geçtiğimiz günlerde birçoğuna gittim. Orada çok değerli öğretim üyeleri oturmuşlar. Az da olsa üniversite adayları geliyor. Onlara bilimsel bilgiler veriyorlar bölümleriyle ilgili. Ama çok daha önemlisi 2025-30'larda kariyerli, donanımlı bir insan olabilmeniz için bu defa tercih uzmanları da doğru tercih nasıl yapacaksınız? Bunları size getiriyorlar. Bir başka hadise yeni kurulan üniversiteler. Tabii yeni kurulan üniversiteleri kılavuzu açtığınızda geçen yıllar yoktu. Bu yıl peki nasıl alacak? Tüm öğrencileri burslu mu olacak? Ya da neler verecekler? Hangi imkanları var? İşte bunları tek tek sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet, günün konuğu yeni bir üniversitemiz. Yüksek öğretim dünyamıza da hayırlı olsun. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Recep Şentürk. Sayın Şentürk hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle ben tabii bir mutluluğumu da size paylaşmak istiyorum. Üniversitenizin kampüsü ki inşaatın içine kadar girdim. Başakşehir'de. Evet. Ben de bir Başakşehirliyim. Ben ilçemde böyle muhteşem bir üniversitenin olmasından son derece mutluyum. Bunu belediye başkanımız Sayın Mehmet Uysal'la da paylaşmak istiyorum. Evet. Ama bu sırada sözü size vermeden mütevelli heyet başkanımız Sayın Profesör Doktor İrfan Gündüz Beyefendi'ye de buradan saygılarımı ileteyim. Efendim üniversiteniz kuruldu. Eğitimin kalitesi, yürüttüğü araştırma projeleriyle birlikte ki biraz sonra enstitüden geleceğim buraya. Türkiye'de ve dünyada bir araştırma üniversitesi olmak istiyor. Siz evet. Hangi noktadan bu üniversiteyi kurdunuz? Yanlış söylüyorsam düzeltin lütfen. Sizin önce bir Medeniyetler İttifakı Enstitüsünüz vardı. Yani siz yukarıdan aşağıya geliyorsunuz ki bence çok artılı. Buyurun. Evet. Yani bizim üniversitemiz farklı bir model ortaya koyuyor. Hı hı. Önce master ve doktora eğitimi veren Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nü 2010 yılında kurduk. Bu enstitü sadece master ve doktora eğitimi veriyor. Dünyanın 40'tan fazla ülkesinden burada öğrenciler var. Bunlar Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak 3 dilde eğitim görüyorlar. Amerika'dan, İngiltere'den, Rusya'dan, Japonya'dan çok farklı ülkelerden öğrenciler var bu enstitüde. Evet. Ve orada verdiğimiz eğitimi biz bir nevi üniversite çapına yaymış oluyoruz. Ve burada da gene aynı şekilde uluslararası bir ortam öğrencilerimize sunmak istiyoruz. Öğrencilerimizin %35'i uluslararası öğrenci olacak. Yurt dışından gelen öğrenciler olacak. Ve bütün öğrencilerimize mezun olurken bu 3 dili Türkçe, Arapça, İngilizce öğreterek mezun edeceğiz. Dışarıdan gelen öğrencilerimize Türkçeyi, Türkiye'deki öğrencilerimizle İngilizceyi ve Arapçayı güzel bir şekilde öğreteceğiz ve amacımız küresel aktör olacak şekilde küresel rekabete hazırlanmış, o şekilde donanmış bir şekilde öğrencilerimizi yetiştirmek ve şu anda dünyanın yeni bir çağa girdiğini hepimiz farkındayız. Ben buna açık medeniyet diyorum. İşte bazıları küreselleşmiş dünya diyor. Artık medeniyetlerin duvarları, kapıları kalmadı. Hepsi birbirine açık hale geldi. Dolayısıyla bu dönemde rekabet yandaki komşunun çocuğuyla veya mahalledeki diğer arkadaşlarıyla değil, işte Almanya'daki, İngiltere'deki, dünya. Çin'deki, Japonya'daki, Amerika'daki öğrencilerle rekabet. Biz de bu çağın gereklerine göre öğrencilerimizi böylesine bir küresel rekabeti hazırlamamız lazım. Bunun en önemli unsuru yabancı dil bilmektir. İngilizce modern dünyaya anahtar, Arapça hem Arap dünyasına anahtar hem İslam medeniyetine anahtar. Böylece öğrencilerimiz küresel bir rekabete hazırlanacak şekilde dillerle donanmış olacaklar ve daha eğitim safhasındayken network kuracaklar, tanışacaklar. Çok farklı ülkelerden gelmiş arkadaşlarıyla onların kültürlerini tanıyacaklar ve mezuniyetten sonra da bu kurdukları ilişkiler sayesinde dünyanın çok farklı yerlerinde hem ticaret olsun hem siyaset olsun hem başka işlerde iş birlikleri yapabilirler. Yani
Yani kısacası bir dünya insanı yetiştireceğiz diyorsunuz. Evet. Efendim üniversiteye bakıyoruz. Üniversitenin hukuk fakültesi var. Tabii doğal hukuk bölümü. İslami İlimler Fakültesi içerisinde İslami İlimler bölümü var. Sonra İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi var. Bakın gruplar. Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, İktisat, İşletme, Tarih, Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler bölümleri. Sonra Eğitim Fakültesi'ne geçiyoruz. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü var. İletişim Fakültesi'nde de medya iletişim var. Tabii ayrıca Sayın Hocam belirtti, bir de diller okulu var. Burada işte İngilizce, Arapça ya da dışarıdan gelen öğrencilere işte Türkçe eğitim veriliyor. Şimdi efendim şuraya geçeceğim. İsim, bizim neslin biraz bir şeyleri bilmesi gerekir. Bazen unutuyorlar. Bir hatırlatma yapalım. İbni Haldun kimdir? Evet, İbni Haldun dünyada bütün sosyal bilimcilerin kendilerinin öncüsü olarak saygı duyduğu, modern sosyal bilimlerin kurucusu olarak kabul edilen bir sosyal bilimcidir. Kendisi Tunus'ta dünyaya gelmiştir ama Mısır'da yaşamıştır, Fas'ta çalışmıştır ve Mukaddime isimli eseriyle şu andaki modern sosyal bilim düşüncesinin iktisat, siyaset, tarih, sosyoloji düşüncesinin temelini atmış olan bir düşünürdür. Bizim İbni Haldun ismini tercih etmemizin sebebi bugün dünyaya hakim olan Avrupa merkezci, yani Batı sosyal bilim anlayışına bir alternatif sunmasından dolayıdır. Yani bugün öğrencilerimiz sosyal bilim eğitimi gördüklerinde onlara öyle bir eğitim veriliyor ki sanki bütün sosyal bilimciler Batı'dan çıkmıştır, Batı dışından hiçbir sosyal bilimci çıkmamıştır gibi bir eğitim veriliyor. Biz burada İbni Haldun bir sembol isim olarak. Çok doğru. Hani Avrupa merkezci olmayan, Batı dışından yetişmiş ama Batılıların da bizim öncümüz diye saygı gösterdiği bir sosyal bilimci olarak görüyoruz ve bunu bir öğrencilerimizin sembol olarak görmesini istiyoruz ve biz İbni Haldun'u Avrupa merkezci sosyal bilimlere bir alternatif olarak düşünüyoruz. Evet. Çünkü Avrupa merkezci sosyal bilim anlayışı her şeyi Avrupa içinde olmuş bitmiş gibi gösteriyor. Halbuki Avrupa dünyanın çok küçük bir parçasını teşkil etmektedir. Avrupa dışında bir sürü medeniyetler var, toplumlar var, kültürler var. Dolayısıyla Avrupa merkezci sosyal bilim anlayışıyla biz bir yere gidemeyiz. Bizim üniversitemiz de bu Avrupa merkezci sosyal bilim anlayışına alternatif farklı bir sosyal bilim anlayışı geliştirecektir. Peki Sayın Hocam, şimdi ben biraz evvel sizin fakülteler ve içindeki bölümleri söyledim ama burada sizin özellikle üstüne değinmek istediğiniz bir bölüm var mıdır? Evet. Mesela şimdi, ne bileyim işte hukuktur, İslami ilimlerdir veya psikososyal, bir dokunmak istedikleriniz varsa lütfen onlara bildirelim. Evet. Yani bizim üniversitemiz özgün ve özgür bir üniversite özgün olacak. Özgür. Evet. Evet. Neden özgün olacak? Biz hani standart bir eğitim vermeyeceğiz. Hani çok farklı bir eğitim vereceğiz. Bir kere hazırlık eğitimimizi 10'ar kişilik küçük sınıflarda vereceğiz ki Türkiye'de kronik hale gelmiş olan dil eğitimi sorunu çözebilelim. Tamam. Ve bütün öğrencilerimize öğrendikleri dillerde, İngilizce olsun, Arapça olsun veya diğer dillerde olsun, o dilin konuştuğu ülkeye gidip pratik yapma imkanını sunacağız. Böylece yani dil öğrenme bir sorun olmaktan çıkacak. Zaten hani bir uluslararası perspektifi hani öğrencilerimize kazandırmayı çok önemliyoruz. Malezya'dan Amerika'ya kadar çok farklı işbirliklerimiz var. Belçika, İngiltere. Evet, yani buralarda partnership yaptığımız hani üniversiteler var. Ayrıca irtibat bürolarımız, temsilciliklerimiz var. Affedersiniz, içeriden arkadaşı uyuyor. Katar. Tabii. Evet. Malezya ile çok ciddi işbirliğimiz var. Malezya'daki El Bukhari Üniversitesi, Katar'da Katar Üniversitesi ile çok ciddi işbirlikleri yaptık. Belçika ile çok ciddi bir işbirliği yapmak üzereyiz. Amerika'da temsilciliğimizi açıyoruz ve Uluslararası İbni Haldun Üniversitesi'nin temelini de orada atmış olacağız inşallah. Dolayısıyla bizim yani en güçlü yanlarımızdan bir tanesi uluslararası bağlantılarımız olacak ve verdiğimiz eğitimi de bu uluslararası sistem içerisinde vereceğiz. Ayrıca biz mukayeseli bir eğitim vereceğiz. Nedir hocam? Evet, mesela psikoloji öğretirken sadece Batı psikolojisi değil, aynı zamanda bizim bir tasavvuf geleneğimiz var. Bunun içerisinde insan psikolojisini ele alan büyük düşünürlerimiz var. İbn Sina var, İmam Gazali var ve diğer Mevlana var. Mevlana. Dolayısıyla bir yandan Freud'u öğretirken bir yandan da Gazali'yi öğreteceğiz. Mesela iktisatta diyelim bir taraftan Marx'ı, Adam Smith'i, Keynes'i öğretirken öbür taraftan İbni Haldun'u,
öğreteceğiz. Siyaset bilimi öğretirken bir taraftan işte Locke, Hobbes vesaire ama diğer taraftan Katip Çelebi, Maverdi vesaire bunları da öğreteceğiz. Dolayısıyla öğrenci mukayeseli bir perspektife sahip olacak. Ben buna öğrencinin fikri özgürleşmesi için gerekli olduğuna inanıyorum. Ve zaten üniversitemizin eğitim metodu fikri bağımsızlık. Zaten vizyonu fikri bağımsızlık. Lazım. Evet. Mukayese bu da mukayeseyle yapacak. Ancak elde edebilecek bir şeydir. Yani tek tip bir yaklaşımı öğrencilere empoze etmek yerine mukayeseli bir yaklaşımı vereceğiz. Zaten İngilizce ve Arapça da öğrendiğimiz için bunların orijinal kaynaklarına gidip oralardan okuyabilecekler. Dolayısıyla hukuk fakültesinde, İslam bilimlerde, psikolojide, sosyolojide, medyada birinci özelliği eğitimimiz mukayese olmalı. İkincisi teoriyle pratiği birleştireceğiz. Yani sadece teorik bir eğitim olmayacak. Mesela siz iletişimcisiniz. İletişimde 2 yıl teorik eğitim sonra pratik. Çok iyi. Öğrenciler televizyon kanallarında, gazetelerde. Ayağında profesyonel hazırlanacaklar. Evet. Profesyonel bir şekilde hazırlanacaklar. Gene işletme bölümümüz mesela staj hemen şeylerle. Çünkü üniversitemizin yani bu tür bağlantıları da var. Mütevelli heyeti üyelerimizin vesaire. Bunları kullanarak öğrencilerimiz staj imkanı ve mezun olduktan sonra iş bulmaları kesinlikle bir sorun olmayacak. Peki şimdi siz bunu anlatıyorsunuz. Fakat tabii içeriden de devamlı benim yönetmenim beni uyarıyor. Şöyle bir şey söylüyor. Peki diyor. Onlar da araştırma yaptılar çünkü bir ekibimiz var. İlk yıl tüm öğrencileri burslu alacağız cümleniz var. Virgül. Evet. Barınmayı sağlayacağız cümleniz var. Bir de şu var. Öğrenciler başarı derecelerine göre yurt dışı imkanlar verecek. Nedir bunlar? Şimdi bir kere bütün öğrencilerimiz burslu. %100 öğretim bursu alacaklar. Derece öğrencilere artı burslar sağlayacağız. Yurt ve bilgisayar takdim edeceğiz inşallah. Bir de hazırlık sınıfında belli bir noktaya gelen öğrencilerimize o öğrendikleri dilin konuşulduğu ülkede dil eğitimi imkanı sunacağız. O dilin eğitimde muaf olan öğrencilerimize de değişim öğrencisi olarak o dilin konuşulduğu ülkede bir sömestr eğitim imkanı sunacağız. Ayrıca ilk 100'den üniversitemize giren öğrenciler mezun olurken de derece yaparlarsa onlara yurt dışında master ve doktora imkanı sunacağız. Peki. Efendim konuğum İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Recep Şentürk. Evet, sohbet devam ediyor. Efendim tabii burada merak edilen bir şey var. Madem çocuklar çeşitli bölümlerde rahat hareket edebilecekler. Çift ana dal, yan dal gibi olayla ne düşünüyorsunuz? Tabii yani bütün bölümler diğer bütün bölümlerle çift ana dal ve yan dal yapabilecek. Hiçbir sınırlama yok. Yok. Evet. Peki Sayın Şentürk, ben geldim size. Şimdi bir taş beklep var. Bakırköy'de mi? Evet. Şimdi gençler nereye gelecek bir kere sizi tanımak için? Onu söyleyeyim. Evet. Şimdi gençlerin gelebileceği 2 yer var. Neresi? Bir tanesi Bakırköy'de taş mektep. Evet. Yani orada bir tanıtım olacak. Ama kime sorsalar gösterir parmak. Tabii. İkincisi de Başakşehir'deki kampüsümüzde. Kampüs. Tanıtım günlerimiz zaten bugün itibariyle başlamıştır. 26'sına kadar devam ediyor. Evet. Hocalarımız orada bekliyorlar ve her türlü bilgiyi sunacaklar. Kampüsümüzde gezdirecekler. Yani yani hem Taş Mektebi hem de Başakşehir'deki kampüsümüzde. Ama hocam hemen yine bir soru gelmiş. Evet. Soruyoruz. Kadronuzda ulusal ve uluslararası öğretim elemanları var mı? Şimdi siz biraz önce bahsettiniz hani yeni bir üniversite diye. Bizim bu yeni bir üniversite olmamız büyük bir avantaj. Ne açıdan avantaj? Çünkü nedir? Biz Türkiye'nin krem de la krem kadrosunu üniversitemize topladık. Çok seçkin bir eğitim kadromuz var. Evet. Mesela tarih bölümümüzde Halil Berktay hocamız, evet. Süreyya Faruki hocamız, işte siyaset bilim bölümünde gene seçkin hocamız Burhanettin Duran hocamız, felsefede Teoman Duralı hocamız, psikolojide Mücahit Öztürk, Medaim Yanık hocalarımız. Yani her bölümde çok seçkin hocaları topladık. Şimdi tabii hepsinin ismini burada saymam imkansız. Zaten vakit kalmaz. Evet, çünkü biz hani bir araştırma üniversitesi olacağımız için ve araştırmayı da ancak seçkin profesörler yapabilir. Bundan dolayı en seçkin kadroyu topladık. Dolayısıyla yeni olmak, acemi olmak anlamına gelmiyor bizde. Tam tersine yeni bir vizyonla, yeni bir enerjiyle eğitim alanına girmiş oluyoruz. Ve öğrencilerimiz bu birikimi kendilerine transfer edecek
uluslararası tecrübeye sahip. Yani hocalarımızın neredeyse %70'i yurt dışından, hani doktoralı. Bir kere hepsinin yabancı dilleri var, yurt dışı tecrübeleri var. Dolayısıyla böyle uluslararası tecrübeye sahip, vizyona sahip bir eğitim kadrosunu hazırladık ve yeni öğrencilerimizi de bekliyoruz. Peki efendim, şu anda gençler 11 Temmuz'dan itibaren tercih yapacaklar. 26 Temmuz'a kadar adaylar gezecekler, bakacaklar üniversitelere. Siz adayların neleri kontrol etmesini istersiniz, nelere bakmasını istersiniz? Yani kısacası üniversitenizin özellikleri nelerdir? Evet, bence en önemli şey eğitimin içeriğine bakmaları lazım. Yani bu üniversite farklı olarak bana nasıl bir eğitim sunuyor? Yani her yerde olan standart bir eğitimimi sunuyor, yoksa başka üniversite elde edemeyeceğim farklı olarak burada ne elde edebilirim? Mesela sırf İngilizce eğitimi veren birçok üniversite var ama biz artı Arapça eğitimi veriyoruz. Yani bir yabancı dil öğreten birçok üniversite var ama biz iki tane yabancı dil öğretiyoruz. Hazırlık sınıfları 20-30 kişi olan birçok üniversite var ama biz 10 kişilik sınıflarda böyle bir eğitimi veriyoruz. Dolayısıyla hani eğitimin içeriğine, metoduna bakan bir öğrenci, burada kaliteye önem veren, sayıya önem vermeyen, ticari olarak olaya yaklaşmayan butik bir üniversite görecek. Artı bir de bizim onur programımız var. Onur programımızda başarılı öğrencileri daha başarılı yapmaya yani yönelik bir program. Başarılı öğrenci ekstra imkanlar, ekstra eğitimler sunacak bir yaklaşımımız var. Biz ülkemizin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirmek istiyoruz ve ülkemizi küresel rekabette başarılı kılacak insanlar yetiştirmek istiyoruz. Eğitim programımızı ona göre dizayn ettik. Efendim, sohbetin sonuna geldik. Çok değerli konuğum İbni Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Recep Şentürk'e misafirim olduğu için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Efendim, yarın cumartesi günlerden iki ayrı program yapacağım. Birincisi 13.05'te başlayacak, ikincisi 16.05'te. Kısacası programın sonuna geldik. Yarın ilk programda cumartesi günü 13.05'te buluşmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyorum.